Eko Haber Manşet'ten bir kez daha merhabalar. Her salı Eko Haber günü diyoruz ve salı günleri okuyucusuyla buluşan Eko Haber'in manşet haberini canlı yayında konuklarımızla tartışıyoruz. Yine çok değerli bir konuğumuz var. Sayın Ramazan Kaya birlikte bizimle. Pek çok çapkısı var Ramazan Bey'in. Ben onları atlamamak için okumak istiyorum. Akademik Ambalaj'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Marsifet'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk Konfeti'nde yönetim kurulu üyesi ve iş adamı olarak da bizim yayınımızda konuğumuz oldu. Maliyet baskısı manşetiyle değerlendirmelerini paylaşacak. Elbette kurucumuz Sayın Tahsin Ardıç da bizimle birlikte. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Eko Haber'in manşetinde maliyet baskısı var, üretimdeki maliyet baskısı var ama pek çok başka başlığa da değinilmiş yine dolu bir gazete. Neler var? Kısaca bir göz atalım, sonra söyleşimize dönelim isteriz. Eko Haber'in bu haftaki manşetinde üretimdeki maliyet baskısı var. Çip sıkıntısı Ford'da üretimi durdurdu. Rumeniziyat'ta yeni başkan Zarif Alp oldu. Uludağ ekonomi zirvesinde gündem yeni dünya. Başkanlar ve İşleri yazı dizisinin konuğu Güntop Başkanı Ersin Yazıcı. Ekonomi gündemini derleyen haberleri ve seçkin köşe yazarlarıyla Eko Haber bu salı ve her salı dop dolu. Manşet haberde üretim maliyet baskısı altında diye yazılıyor. Böyle bir başlıkla manşetle çıkıyor. Sanayici bir yandan artan ham madde ve diğer girdi maliyetleriyle boğuşurken bu artışı müşterilerine yansıtamamaktan yakınıyor. İş dünyası döviz kurlarında stabilizasyonun sağlanmasını ve alınan tedbirlere geleceğe daha umutla bakmayı hedefliyor, bekliyor diye bir manşet seçilmiş. Niye bu haberi manşet seçtiniz Tahsin Bey bu hafta? Tecrübe, ekonomi gazeteciliği tecrübe gerektiriyor, bilgi gerektiriyor, tecrübe gerektiriyor. Biz yıllardır sanayicimizden şu şikayeti duyarız. Döviz kırıldı, döviz kurları dalgalanır, yükselir, ham madde tedarik ettikleri, kullandıkları ham madde fiyatı yükselir. Döviz kuru aşağıya düşer, %10-15 geriye gelir ama ham madde fiyatı nedense geri gelmez. Evet. Bu süreçlerde bir de ham madde üreticileri ya da toptancıları, satıcıları ürünlerini satmazlar, bekletirler. Özellikle bekletirler. Fiyat artışını uygulayabilmek için. Böyle bir şey var. Sanayinin böyle bir sıkıntısı var. İşte bu tecrübelerimizde sabit olduğu için bu haberi bu hafta çalıştık. Döviz kurundaki dalgalanmadan dolayı. Bir de otomotiv ana sanayinde üretimler durmaya başladı. İşte Tofaş durdurdu, Renault durdurdu, Ford Otosan dün durdurdu, dün durdurma kararını açıkladı. Bunun da nedenleri var. Ham madde tedariği burada en başta gelen bir şey. Bunun içinde çip de var, saç da var falan. İşte konteyner sıkıntısı var, ihracat nakliye sıkıntısı var. Bu faktörler de var. Bu nedenle bu haberi biz her sektörden görüşler alalım. Sanayici ne diyor bu duruma? Ürün tedarindeki sıkıntıya, işte maliyet artışlarına diye bu haberi öyle düzenledik. Peki hemen soralım o zaman konuğumuza. Evet. Sizin de görüşünüze başvurulmuş zaten bu manşet haberde ama biz canlı canlı sizden duyalım istiyoruz. Tahsin Bey'in de vurguladığı gibi hakikaten bir kısır döngüye giriyoruz. Maliyet fiyatları artıyor, kur artıyor, enflasyon artıyor. Bu kez enflasyon arttı diye tekrar faizler artıyor, kur artıyor, maliyet artıyor, enflasyon artıyor. Bir kısır döngünün içine evet. giriyoruz. Bu krizlerle boğuşmaya çok alışkın olan ekonomimiz için bile çok tedirgin edici bir durum gerçekten. Siz bugünkü tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Diğer krizlerden bir farkı var mı? Yoksa pandeminin de etkisiyle başka bir küresel baskı altında mıyız? İstersen başkanına geçmeden önce, Ramazan Başkanı, sanayici aynı zamanda bu derdi çok iyi bilen biri. Bizim haberimizin girişinde
özetini bir verdik. Ve kimlerden görüş almışız? Evet, Engin Çetiner'den görüş alınmış. Alper Köristan'dan, Melih İyigüllü'den, Tevfik Ezik'ten, Volkan Tezelli, Hüseyin Kul, Serdar Sağlam, Yavuz Özdemir, Ergün Kıratlı, Müşfik Yadigar ve Dumruş Kurumur'dan görüşler alındığını okuyorum burada. Yalçın Aras da herkes direksiyona sıkıca sarılmış seyrediyor diye Yalçın yazmış. Yalçın Bey de bu haftaki köşe yazısında ham madde tedarikindeki sorunlar ve maliyet artışlarını yazdı. Çok da güzel bir yazı. Ben öneriyorum. Bizi izleyenleri okumasını öneriyorum. Biz haberin özetini bu şekilde vermiş olduk. Evet, dönelim artık Sayın Kaya'ya. Ben de öncelikle teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Konu çok güncel, çok sıcak bir konu. Bu konunun ön plana çıkartılmasından dolayı da Tahsin abi sizlere de çok teşekkür ederim. Hakikaten şu dönemde Türk sanayisinin en yoğun bir şekilde yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi şu andaki üretim maliyetlerinin baskısının artması, işte kurlardaki dalgalanma. Şimdi biraz önce siz sormuştunuz diğer krizlerden farkı ne diye. Şöyle bir şeyi var, döviz olarak, kriz olarak değil de hani dövizdeki yüksek dalgalanma dönemlerine geçmiş dönemlerde baktığımız zaman en yakın zamanda 2018'de Wright-Brownson krizi yaşanmıştı. O zaman dövizde ciddi bir yükseliş, artış olmuştu. Sonra gevşemişti. O dönemde, bu dönemdeki gibi emtiada sıkıntı yaşamadık. Ham madde tedariğinde herhangi bir sıkıntı yoktu. Malzeme boldu. Bir problem yaşanmadı. Sadece yüksek dalga yüksekliğinin şeyine bağlı olarak yüksek bir kur farkı olmasından dolayı fiyatlandırmalarda çok ciddi sıkıntılar yaşamıştık. Ama bugüne geldiğimizde bu biraz da pandemiyle de alakalı. Emtia fiyatlarında çok anormal artışlar var ve bu artışların da yakın zamanda bitecekmiş gibi görünmüyor. Yani 2021 yılının sonuna kadar tahmin ediyorum bu yoğun artışlar devam edecek. Biz oluklu mukavva sektöründeyiz, kağıt sektöründeyiz mesela. Yaklaşık 9 ayda gelen zam oranı %130 oldu. %130. %130 oranında kağıda zam geldi. Hangi malzemeleri alıyorsunuz siz bu üretimi gerçekleştirebilmek için? Ana ham maddemiz kağıt. Yani oluklu mukavva. Biz oluklu mukavva olarak alıyoruz ama oluklu mukavva da kağıttan elde ediliyor. Ve bu kağıdın bir bölümü de özellikle kraftliner kısmı %95'i neredeyse yurt dışından ithal ediliyor. Yani, bir zamanlar üretimi vardı galiba. Geçmiş dönemde vardı. Balıkesir'de miydi? Türkiye'nin değişik yerlerinde. Seka Akdeniz'de vardı, Seka Dalaman'da vardı, Çaycuma'da vardı. Şu anda Çaycuma'daki fabrika, kraft üreten fabrika, Seka'nın fabrikası Oyka. Özelleştirmeyle Oyka almıştı. Bir tek şu anda Türkiye'de kraft imalatını Oyka yapıyor. Onun dışındaki o da talebin %5'ini karşılıyor, karşılamıyor. Geriye kalan bütün şey kağıt ihtiyacı maalesef yurt dışından ithal edilmek zorunda kalınıyor. O zamanki şeyde aslında kapatılma sebebi de yurt dışındaki kağıt fiyatlarıyla rekabet edemediği için kapatılmasına karar verilmişti. Belki uzun bir süre teknolojik anlamda yatırımlar yapılmamıştı. İşin o kısmını tam detayını bilemiyorum. Ama o alınan o karar, o zamanında yapılan o hata diyelim, şu anda ülkemizdeki kraft ihtiyacının büyük bir bölümünü yurt dışından karşılamak zorunda kalıyoruz. Aslında bu mantık diğer sektörler için de geçerli. Tabii. Yani bugün sanayinin yaşadığı ana sorunun nedeni bu aslında, değil mi? Temeline baktığımızda. Evet. Yani enflasyonla mücadeleyi biz maalesef ithalatla çözmeye çalışıyoruz. Yani Türkiye'de pahalı üretimi söz konusuysa hemen yurt dışından ilgili ürünlerin ithalatına başlanıyor. Zaman zaman geçmiş dönemde etinden vesairesine kadar, bir gıda maddesine kadar saman bile ithal edildiği oldu yurt dışından. Ama bu da tabii ne oluyor? Türkiye'deki üretimi sınırlandırıyor. Yani potansiyel üretimin daha hızlı büyümesini engelliyor. Yani vaktimiz olursa onlarla ilgili bazı istatistikler de verebilirim. Türkiye'nin büyüme oranları ile ilgili.
Bunlar hep zincirlere devam ediyor. Türkiye yeterli miktarda hızlı büyüyemediği zaman nüfusun hızıyla bağlantılı olarak işsizlik rakamları yüksek oluyor. Yani biz çok uzun zamandan beri hep çift haneli işsizlik rakamlarıyla mücadele ediyoruz. Niye? Çünkü kendimiz üretmemiz gerekirken işsizliğe bir parantez açıp ayrıca konuşalım. Evet, yani o başlı başına bir sorun. Evet. Başlı başına bir sorun. Peki siz %130 zam yapabildiniz mi Ramazan'da? İşte en büyük sıkıntımız da o. Yani biz aslında tabiri caizse sandviç gibi eziliyoruz. Bir taraftan tedarikçilerimiz radikal bir şekilde çok kısa zamanda çok büyük rakamları, yani en son geçen hafta %20 oranında, bir defada %20 oranında bir artış oldu. Oluklu mukavvaya %20 oranında artış geldi. Şubat'ta %5'ti, Ocak'ta %10'du, Aralık'ta %18'di. Yani bunları yetişme şansınız, bunları uygulamaya koymanız, bizim müşterilerimize bunu yapabilmemiz, yaklaşık 250 tane müşterimiz var. Aynı oranda ve aynı zamanda yansıtmanız mümkün değil. Mümkün değil. Ciddi de tepki alıyoruz müşterilerden. Yani bu şekilde bu kadar kısa aralıklarla zam mı olur diye. Ama hani bizdeki satış fiyatının ham madde maliyetine oranları zaten %75, %80 civarında. Yani satış fiyatının %75'ini ham madde oluşturuyor. Dolayısıyla siz bunu yansıtmazsanız ciddi bir sıkıntı yaşarsınız. Sözleşmeli müşterilerimizde zarar ediyoruz. Yani sözleşme düzenlemişsiniz. Ona göre TÜİK verilerini alıyorsunuz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri baz alınmış. Yabancı firmalarla yapıyorsunuz bu sözleşmeleri. Ama öyle bir noktaya geliyor ki oradaki verilerle piyasada bizim yaşadığımız enflasyon birbirinden çok farklı. Ve bir anda eksi vermeye başlıyorsunuz onları uygulamaya. Vermek de zorundasınız. Sözleşme düzenlemişsiniz, imzalamışsınız o dönemin sonuna kadar. Yani çok sıkıntılı bir süreç. Tabii bu, ben hani kağıttan örnek veriyorum. Sizler diğer sektörleri de daha iyi biliyorsunuz mutlaka. Saçta da sıkıntı var, ahşapta da sıkıntı var. Plastikte de çok ciddi bir sıkıntı var. Özellikle darboğaz var. İnegöl'de mobilyacının, mobilya üretimi yapanların çok fazla ham madde sıkıntısı varmış. Bu nedenle İnegöl'de mobilya üretiminin böyle durma noktasına geldiği falan konuşuluyor. Bir de ben şunu azıcık vurgulamak istiyorum. Kalder'in rozeti var yakamda. Evet. Kalder'in genel kurulu vardı bugün. Ben de bireysel olarak Kalder'in üyelerinden biriyim. Yeni üyeleri rozet taktılar. Biz de potansiyel üye olduk. Evet. Ne güzel. Vesile olmak güzel oldu. Sanayici evet. Arkadaşlarımız vardı. Genel kurulda. Ayaküstü sohbet ettik. Bu arada şunu da belirtelim. Bursa Kalder evindeyiz. Bu programımızı buradan gerçekleştiriyoruz. Evet. Genel kurulun hemen ardından yapıyoruz bu yayınımızı da. Evet. Yan sanayici arkadaşlar vardı. Otomotiv ana sanayi ürün tedariği sıkıntısı nedeniyle zaman zaman kesintili üretimini kesintiye uğratacağını ileriye dönük böyle bir mesaj vermiş yan sanayiciye. Hatta işte bir gelenektir bu. Ağustos ayında ana sanayi tatile girer, otomotiv yan sanayi de tatile girer Bursa'da. Evet. Bu sene öne çekelim, Nisan'a Mayıs'a çekelim. Yani çip sorunu olmasa bile diğer malzemelerdeki tedarikten dolayı böyle bir sıkıntı da söz konusuymuş. Bu konuştuğumuz konu tedarik, işte ücret artışı, tedarik zorluğu sanayimizi daha çok etkileyecek gibi görülüyor. Böyle Bursa ekonomisi metal sanayinin çevresinde dönüyor çünkü. Evet, yani bizim de portföyümüzün %75'ini otomotiv sektörü oluşturuyor. Otomotiv sektörü üretim yapamazsa, senin fiyatını yüksek bulursa sana da yansıyacak. İşte zincirin bir halkaları. Zaten şöyle yansımaya başladı. Sipariş ötelemeleri başladı. Sürekli verilen siparişler öteleniyor. Yani bir ay sonrasına, bir buçuk ay sonrasına. Siz ham maddeyi temin etmişsiniz, üretime başlamışsınız. Üstelik. Müşteri diyor ki, ya ben işte o terminlerde alamayacağım. İşte bir ay sonra alacağım, bir buçuk ay sonra alacağım. Bunun da alacağım, bunun da ayrı bir bizim üzerimizde bir finansman yükü oluşturuyor. Çünkü siz tedarikçinize ödemenizi yapmak durumundasınız. Ama müşteriyi kaybetme riskine de giremezsiniz.
Onun da ekstradan bir yükü var. Şöyle bir tespitim var benim. 90 yılına geri döneceğim. Böyle bir de anım var. İşte Bursa tekstilin başkenti. Türkiye'de o tarihlerde öyle bilinirdi. Ancak Körfez krizi yaşandı. Bursa ekonomisi çok etkilenmedi. Hemen akabinde metal grevi, metal sektöründe bir grev yaşandı. İşte otomotiv ana sanayi, yan sanayi firmaları böyle bir grev yaşandı. Metal sektöründeki grev Bursa ekonomisini kilitledi. Evet. O kadar Bursa ekonomisi için otomotiv ve yan sanayi, metal sektörü önemli ki. Bugün de biz bunun sıkıntısını yaşamaya başladık Bursa'da. Daha da gelişecek, daha da yelpaze açılacak gibi geliyor. Şöyle bir şey Tansin abi, Bursa'da 3 tane ana sanayi var belki ama diğer ana sanayiler, Ford olsun, Gölcük'te, Adapazarı'nda Toyota, Gebze'de Honda, birçoğunun yan sanayileri buradan gidiyor. Yani biz de dahil olmak üzere malzeme veriyoruz, buralardan veriyoruz. Dolayısıyla otomotivdeki sıkıntı önce Bursa'yı etkiliyor. Sanki sürecek gibi bu görüntü. Nasıl çözülür? Nasıl çözülebilir? Yani şimdi otomotivin duruşunun başlıca sebebi aslında çip kriziyle alakalı. Genel. Diğerlerinde de sıkıntı var belki ama o derece değil. Çipten dolayı bir sıkıntı var. Yani hemen böyle yakın zamanda çözülecekmiş gibi görünmüyor. Japonya'daki çip fabrikasında da yangın çıkmış galiba. Tayvan geldi mi üst üste geliyor. Evet, Tayvan bir de evet. Japonya'da çip fabrikası varmış. Japonya'dakinde yangın çıkmış. Tayvan zaten yetişemiyor. %3'ünü otomotiv sanayine ayırmış Tayvan üretiminin. Geri kalan bölümünü daha karlı olan işte oyuncak sektörü olsun, bilişim sektörü olsun buraya ayırdığını söyleniyor insanlar. Ama gidişat o ki bir de otomotivin üretiminin durdurmasına başka bir etken de var bana göre. Çok böyle dillendirilmiyor, telaffuz edilmiyor ama limanlarda inanılmaz bir ihracat bekleyen otomobil olduğu görüntüleri var. Fabrikaların, özellikle üretici fabrikaların o stok alanları dedikleri geniş alanların tamamen dolu olduğu. Bunun nedeni de işte geçen yıl Avrupa'da otomobil satışları %23 gerilemiş. Türkiye'deki pazarda %6,5 bir gerileme var. Yani Avrupa'da otomobil satışlarındaki gerilemelerin de bu üretimi hızlandırması, körüklemesinde bir rolü var, durmasında rolü var diye düşünüyorum. Ama otomotiv sektöründeki bu sıkıntı biraz daha süreceğe benziyor. Evet. Dolayısıyla herkes etkileyecek. İşte ambalaj sektöründe, akademik ambalaj sektöründe karton kutu üretiyor sonuçta. Doğru mu? Evet. Ama onu da etkiliyor otomotiv sektöründeki. Yemekçiyi etkileyecek. İşte yemek servisi yapan, servis çekene etkileyecek. Yan sanayinin yan sanayisi de var. Yani bir yan sanayicinin 4-5 kalem veriyor. Nereye kadar etkileyecek biliyor musunuz? Geceleri çöp toplayan hurdacılara kadar etkileyecek bu süreç. Yani bu bir zincir çünkü. Bursa ekonomisi olumsuz yönde çok fazla etkileyecek. Sayın Başkan az önce işsizlikle ilgili bir şey dedi. Ben bir çalışmamızı anlatayım. 2-3 ay önce biz yayınladıydık. Eko Haber'de manşet olarak yayınladıydık. Bizim arkadaşlarımız organize sanayi bölgelerini sokak sokak gezdiler. Resimler çektiler buralardan. İşte sizin fabrikanızın duvarında asıldı bir bezden. Eleman alınacak diye ya da ne bileyim makineci alınacak. Ya da şeylerde, sosyal medyada ihtiyaçlarımızı o şekilde duyuyoruz. Biz onu fabrikalarda resmettik. Evet, evet. Duvarlarındaki işte tabelaları, bezleri resmettik. İnanılmaz bir şekilde fabrikalar şey arıyor, evet. Eleman arıyor. Evet. Yani ama kimi teknik eleman arıyor, kimi vasıfsız arıyor, kimisi şey arıyor. İyi de başkan, fabrika şey arıyor, biz o haberi şöyle verdik. Sanayici, işçi iş arıyor dedik. Böyle bir sıkıntı var. İşsizlik rakamları niye burada? Sanayi bu kadar şey arıyorsa. Vallahi ya da nasıl değerlendiriyorsun diye. Şimdi,
Tahsin abi de hitap ediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Biz yıllardan beri. Evet, evet. Şimdi Tahsin abi, bu kanayan bir yaramız bizim. Yani bu dediğiniz çelişki, yaman bir çelişki. İstatistiklere baktığımız zaman Türkiye'deki işsizlik oranları %13 civarında. 4 milyon civarında işsizimiz var görünüyor. Aslında geniş anlamda işsizliğe bakarsak %30 civarında bir işsizlik var. Yani bir bölüm insan iş aramıyor. Dolayısıyla o kriterlere göre de onlar işsiz görünmüyor. Ama öyle değil. Yaklaşık 8 milyon civarında da bir çalışmayan, hadi işsiz demeyelim çünkü iş istemeyi, ama çalışmayan 8 milyon civarında bir kesim var. Başka bir istatistik, Türkiye'de her 100 kişiden 49'u çalışıyor. Az çalışan kesim çok çalışan çalışmayan kesimi bakmak zorunda kalıyor. Her 100 kişiden 49'u çalışıyor. Bir kıyaslama yaparsak Avrupa ülkelerinde bu 70 civarında. Her 100 kişiden 70'i çalışıyor. Bizde 49'u çalışıyor. Kadınlarımızın hep konuştuğumuz 1/3'ü çalışabiliyor. %30 civarında çalışıyor. Yani biz böyle olunca nasıl ilk 10 ekonomi arasına girmeye çalışabiliriz? Yani biz maça zaten şey başlıyoruz. 3-0, 4-0 yenik başlıyoruz bir bakıma. Burada aslında biraz da pandeminin de etkisiyle insanların bir bölümü çalışmak istemiyor. Ama bunu belki ikiye ayırmak lazım. Özellikle biz beyaz yakada hakikaten ciddi bir işsizlik söz konusu. Bir başvuru arayış içine girdiğimiz zaman 700-800 kişi başvuruyor beyaz yaka için. Ama mavi yakada çok ciddi biz çalışan bulmakta zorlanıyoruz. Aslında burada hani aslında kurumlar iş veriyor ama kimse çalışmak istemiyoryu mavi yaka ve beyaz yaka diye ayırmamız çok önemli gerçekten. Çünkü üniversite mezunu birçok genç de diyor ki ben yana yıkla arıyorum. Nasıl iş var? Ben çalışacağım ama iş bulamıyorum diyor. Yani bunu da çok iyi ayırt etmek lazım. Evet, size çalışma ödeneği bugün sona eriyor. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi iş çıkartma yasağı devam ediyor. Bildiğim kadarıyla Mayıs sonuna kadar devam edecek. Dolayısıyla bu noktada kısa çalışma ödeneğinin de devam etmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Çünkü eğer bu devam etmezse işten çıkartma yasağı devam ettiği takdirde bu insanlar ücretsiz izne çıkartılmak zorunda kalacak. Bu insanların daha fazla mağduriyet anlamına geliyor. Bence en azından işçi çıkartma yasağı kalkasıya kadar kısa çalışma ödeneğinin de devam etmesi lazım. Ben biraz önceki şeye ilaveten şunu söyleyeyim. Bizde çok fazla üniversiteye bir yoğunlaşma var. Türkiye'deki üniversite öğrenci sayısı yaklaşık 5 milyon. Almanya ile nüfusumuz birbirine yakın, hatta onların 1-2 milyon fazla. Oradaki üniversite öğrenci sayısı 2,5 milyon. Yani düşünebiliyor musunuz? Biz bir şekilde müthiş derecede herkes üniversite mezunu olmaya çalışıyor. Ve mezun olduktan sonra da beklentilerini karşılayamayınca hayal kırıklığına uğruyor. Bizim mesleki eğitime daha fazla ağırlık vermemiz lazım. Kalifiyeli bir eğitim vermemiz lazım. Daha önceki EkoHaber'in manşetlerinden bir tanesi de meslek sesi, Bursa'daki meslek sesi mezunları sanayicilerdi. Evet. Ben de onlardan bir tanesiyim, meslek sesi mezunuyum. O günle bugünün arasındaki meslek liselerinde dağlar kadar fark var. Yani ama şurada şunu çok düzeltmeyi basit yapmak istiyorum. Buyurun. Meslek lisesi konusuna dikkat çekiyorsunuz ama ben de ısrarla şuna dikkat çekiyorum. Meslek lisesi mezunları ne yapıyor peki? Yani gidip güvenlik görevlisi oluyorsa, gidip bir mağazada tezgahtar oluyorsa, gidip bir Facebook'ta garson oluyorsa meslek lisesine yapılan yatırmada yazık. Meslek lisesi mezunlarının da gerçekten o okulun misyonuna, vizyonuna uygun mezunlar olarak işlerde yer alması, mavi yaka olmayı olumsuz bir imaj olarak algılamaması lazım. Bence en büyük problem mavi yaka olmayı olumsuz bir imaj olarak kendine çok yüksek. Meslek lisesi mezunlarının
eğitimin dışında başka işler yapıyor olması? Çok yüksek bir oranda. Öyle mi? Tabii. Ya genel olarak şey var, insanlar daha böyle temiz, nezih ortamlarda şey yapalım diye böyle bir eğilim var. Yani kimse elini işte kire, pasa, yağa, şansı varsa, imkanı varsa daha şey, biz hani meslek sesini özellikle tercih ediyoruz ama bir türlü bu insanları tutamıyoruz. Meslek sesinden mezun olup kendi bölümünde işte çalışanların oranı %10'dan aşağıda. Öyle mi? Tabii. Çok düşük bir oran. Tabii. Yani bunun başka bir çözümü olmalı. Bunun başka bir çözümü olmalı. Meslek lisesi açılsın, herkes meslek lisesine gitsin de gidenler ne yapıyor peki? Şimdi, yani bunu hiç konuşmuyoruz. Şimdi sıkıntı şöyle, biz daha önce ben BTSO'da da komite başkanlığı görevi yaptıydım. Kağıt ve kağıt esaslı ambalaj malzemelerinde meslek lisesi öğrencilerinin özellikle 9. sınıfta bizim bölümü tercih etmeleri, matbaa bölümünü tercih etmeleri konusunda seminerler verdik, teknik geziler düzenledik. Fakat öyle bir şey ki, meslek liselerini tercih edenler işte diğer okullara giremeyen, gelecekle ilgili çok fazla beklentisi olmayan çocuklar tercih ediyor. Ve eğitimin kalitesi de maalesef öyle olunca. Aileler de öyle yönlendiriyor. Evet, yani devamında da çok şey olmuyor. Yani bizlerin zamanında çok rahatlıkla meslek lisesini tercih eden bir öğrenci meslek lisesinden sonra üniversiteyi kazanabilme imkanı, şansı vardı. Şu anda mesela o çok zor, çok mümkün olmayan bir şey. Önde kapanmıştı zaten. Hakikaten öyle. Bu meslek lisesi konusu da ayrıca dediğim gibi. Yani peki meslek lisesinden sonra ne oluyor? Evet, meslek lisesine gidilsin de gidiliyor. Meslek liseleri çok daha maliyetli okullar. Peki tıpkı üniversiteler gibi. Nasıl üniversitelerden mezun olup kendi bölümünde çalışmayan yüz binler varsa, evet, burada da aynı şekilde yüz binler var. Buna da dikkat çekilmeli diye düşünüyorum meslek eğitimde. İşte iceberg'in esas tarafı şey, üniversitelerdeki mezun olduktan sonraki işsizlik. Ya orada da nicelik nitelik tartışması tabii hani. Tabii yani doğru yerlere yönlendirilmesi gerekiyor. Öğrencilerin teşvik edilmesi gerekiyor. İhtiyaç, sanayicinin ihtiyacı olan bölümlerin seçilip tercih edilmesi, oralara yönlendirilmesi gerekiyor. Bizde o konuda da ciddi bir enflasyon var. Kesinlikle öyle. Bir şey mi diyordunuz? Süremiz nasıl? Süremiz nasıl? Hemen bakalım süremizi. Daha süremiz var diye düşünüyorum. Evet, bir 10 dakikamız daha var. Konuşabiliriz. Peki bu geçen pazar günü Asya borsalarından başlayıp gelen kur baskısını, kurdaki hareketlenmeyi siz nasıl yorumladınız? Şimdi, o kara pazartesi diye anıldı ya. Nereye gitmesini bekliyorsunuz? Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz zaten şu anda kırılgan bir durumdayız. Sizin için şok muydu? Beklediğiniz bir şey miydi? Yani o pazar akşamı o fiyat böyle, gerçekten doları 8 lira mı görüyorum ben? 8.40 mı görüyorum diye baktınız mı? Yoksa evet ya, beklediğim şey bu gece oldu mu dediniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani, İş dünyası hazır mıydı böyle bir şoka? Ya da öyle değildik. Değildik. Yani öyle bir şeye tabii ki hazır değildik. Yani bir şey vardı. Hani yavaş yavaş enflasyonla mücadeleye bağlı olarak işte faiz oranları o nispetle arttırılıyordu. Dolayısıyla hani böyle bir şey yoktu, sürpriz oldu. Öyle olunca da şu andaki işte CDS'lerimiz bir anda 470'lere yükseldi. Daha kırılgan bir hale gelmiş olduk. Bu manada bakarsanız. Ve şeyi ortadan kaldırmamız lazım. Yani insanların döviz daha da artacak beklentisini ortadan kaldırmamız, onun için gerekli olan şeyleri yapmamız gerekiyor. Yani daha inandırıcı, daha güven verici bir şekilde insanların daha fazla artacağı yönündeki beklentisinin kırılması gerekiyor. Önümüzdeki Nisan'ın 13'ü ya da 15'iydi herhalde, Merkez Bankası tekrar toplantı yapacak. Oradaki açıklayacağı faiz oranları önem arz ediyor. Merkez Bankası Başkanı Bloomberg'e verdiği röportajda faiz indirim eğilimli olmadığını, evet, ısrarla, evet, üzerine, evet, basa basa söylüyor. Yani oradan da böyle bir faiz indirimiyle ilgili bir şey çıkmayacak gibi ama, evet, açıklanan ekonomik
reform paketinin de çok böyle çok etkili olmadığını düşünüyorum döviz üzerinde. Etkili olsaydı bastırırdı bu. Yani %19'luk faiz oranı hakikaten dünyada en yüksek faizi veren 7. ülkeyiz yanlış bilmiyorsam. CDS'lerde de şu anda Arjantin'den sonra dünyada ikinci sıradayız. Biz %120'leri de gördük. Yani inanılmaz işte, günler de yaşadık. Yani. Hakikaten enflasyonun aşağı düşürülmesi lazım. Bizim hani doğrudan yatırıma ihtiyacımız var. Hani böyle işte sıcak para geliyor, bir süre sonra faiz arzu ettiği gibi olmayınca çıkıyor, gidiyor. Bizim direkt yatırımlara ihtiyacımız, daha kalıcı yatırımlara ihtiyacımız var. Bir gece de çıkıyor hem de yani. Yani spekülatif hareketler yaşanıyor tabii. Ama işte bunun sadece hani Merkez Bankası'nın yapacağı bir iş değil. Merkez Bankası tedbir almaya çalışıyor. Yani enflasyonun oranına bağlı dengelemeye olarak çalışıyor. Dengelemeye çalışıyor. Diğer reformlarla bunun desteklenmesi gerekiyor. Yani ve o sayede de hani yabancı yatırımcı, yabancı fonlar, yabancı emeklilik fonları daha bir güvenle sizin ülkenize gelmeye başlasın. Kredi notlarımız daha uygun düzeylerde olursa o zaman tercih edecekler. O zaman daha kalıcı olacak. Yani şu anda hakikaten şey bir dönemden geçiyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Mesela önümüzdeki dönemle ilgili büyüme beklentileri, Türkiye'nin 5,5-5,6 civarında bir büyüme beklentisi var. Burada onların da notunu aldıydım ben. Ama diğer ülkelere baktığımızda mesela Hindistan önümüzdeki bu 2021 yılında %12,6, Türkiye 5,9'muş pardon, ABD 6,5 büyümesi hedefleniyor. Avrupa Birliği %4 civarında bir büyüme. Bizim hakikaten daha fazla büyümemiz lazım. Yarışta öne geçebilmek istiyorsak bunu yapabilmeliyiz. Ama konjonktür de biraz tersine döndü. Amerika'daki faiz oranlarının yükselmeye başlaması, o sıcak paranın biraz daha Amerika'ya geri dönüşünü sağlıyor. Şu Amerikan 10 yıllıkları denilen tamlama. Bizim daha cazip hale gelebilmemiz için faizi yüksek tutmaya çalışıyoruz. Ama hakikaten zor bir dönemden geçiyoruz yani. Mücadeleye devam etmek gerektiğinin altını çizelim. Üretime devam etmek, hedeflerden vazgeçmemenin altını çizmek lazım diyelim. Hani nasıl derler, enseyi karartmamak lazım diyelim. Mesajımızı olumlu verelim ve elbette bundan da çıkılacaktır, bu dar boğazdan da çıkılacaktır. Öncelikle sağlık dileyelim herkese. Nitekim kırmızıya döndük, Bursa'da kırmızıya döndü ve bu hafta sonu yine kapanmayla karşı karşıyayız. Önce sağlık, sonra yine bıkmadan, usanmadan üretime dayalı büyümeyle yolumuza devam Hadi etmeyi dileyelim. Üreteceğiz. Çalışacağız diyordu. Evet, üretim. Şimdi siz söylemiş oldunuz onun yerine. Çok teşekkür ediyoruz bizlerle olduğunuz için. Son mesajınız varsa alabiliriz. Biraz önce de dediğim gibi, yani siz de çok güzel konuyu bağladınız. Biz her şeye rağmen, bütün zorluklara rağmen üretmeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye'nin kurtuluşu üretimde, üretmekte. Çok teşekkür ediyoruz bizlerle olduğunuz için. Bilginizi ve deneyimlerinizi bizlerle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz bizlerle olduğunuz için değerli kurucumuza. Ve efendim biz güzel gelişmelerle sizlerle buluşmayı diliyoruz. Takipte kalınız diyoruz. Hoşçakalınız.